Biraz sonra izleyeceğiniz video Udemy'deki A'dan Z'ye A güvenliği eğitiminden alınmıştır. En uygun fiyata kayıt olmak için videonun altında bulunan Udemy eğitimlerim için indirim kuponları linkinden kayıt olabilirsiniz. Bu videoda Trojanları tanıyacağız yani Truva atlarını. Evet Troya'nın ya da Truva atının hikayesi meşhurdur hepimiz biliriz. Çanakkale'de hatta denizin kenarında meydanda da görebilirsiniz. Yunan mitolojisinde nedir? İşte şehri Truva'yı, Troya'yı artık farklı telaffuzları var. Ele geçirmek isteyen Yunanlar ne yapıyorlar? Baktılar savaşı kazanamadılar. Getiriyorlar tahtadan yapılmış bir at. Sizi diyorlar bunu hediye ettik. Onlar da şehrin içerisine alıyorlar ve içerisinde ne var? Bir sürü asker ve çıkıyorlar şehrin. Ele geçiriyorlar Yunan savaşçılar. Bu şekilde bir hikayedir. Yani herkesin bildiği bir hikayedir. İşte Trojan dediğimiz Truva atı da aslında kötü amaçlı bir yazılım kötü amaçları gerçekleştirmek için e, görünürde iyi amaçlı bir yazılım içerisine gömülmüş gizli kodlardan oluşan bir nedir? Yazılımdır. Tabi burada kötü amaçlı kod onu çalıştıran kullanıcının ayrıcalıklarını da kullanır. Yani siz eğer admin kullanıcısıyla diyelim ki bir e, ne yaptınız bir program çalıştırdınız ne yapar? Admin seviyesinde ne yapabilir? E, erişebilir. Burada tabi çok farklı yöntemlerle ne yapabiliyor? Bu true bulaşabiliyor. Özellikle oyun oynarken arka planda siz ne yapabiliyorsunuz? Bunu indirebiliyorsunuz. Yani baktığınız oyun sitesinden işte belli dosyalar iniyor. Ama içerisinde ne var? Aslında Trojan dediğimiz truva atı ki bugün yani biz az önceki videoda diyelim ki virüs dedik ama karşımıza çıkan zararlı yazılımların çoğu Trojan olarak isimlendirilebilir. Tabi burada tabi e, Trojan'ın atının yapacağı birçok zarar var. İşte daha önce de söylemiştik uzaktan erişim sağlamak cih e, cihaza Orada e, birçok dosya göndermek, dosya almak, e, kamera görüntüsünü almak vesaire birçok şey ki bunu hazır yapan mesela neler var? Trojanlar var. Yani e, sadece bir siber korsan tarafından hazırlanmış e, bir grafik arayüzü de var sizin bilgisayarınıza bir şekilde onu gönderebildiyse ne yapıyor karşıdaki siberkorsan sadece bir yerlere tıklayarak yani kod yazmayı da bırakın işte meterpreter'e düştüğünüzde kod yazıyorsunuz vesaire değil sadece or, e, oradaki butonlara tıklayarak istediğini ne yapabiliyor yapabiliyor bunun örnekleri de var tabi trojanların yaptıkları işlere göre belli e, ne yapıyor sınıflara ayrılıyor bu şekilde şimdi bunları e, sınıflandırabiliriz Özel, öncelikle e, security software disable dediniz. Yani güvenlik e, mesela bilgisayarınızda bir güvenlik duvarı var veya bilgisayarınızda bir antivirüs programı var. Ne yapıyor? Bunu e, e, devre dışı bırakıyor. Yani e, bir güvenlik yazılımı varsa bunu ta tanıyor ve bu antivirüs programını veya güvenlik duvarının çalışmasını durduruyor. Bu şekilde ne var? Çünkü kendisini öncelikle bunu yapması lazım ve sonrasında da kendisini bilgisayara bulaştırması veya sunucuya cihaza bulaştırması ve sonrasında da e, vermek istediği zararı vermesi lazım. Onun dışında remote access trojanlar var. Bunun işi sadece etkisiz uzaktan erişim sağlamak. Yani bilgisayara yani erişim sağladıktan sonra sonrasında az önce söyledi, söylediğimiz gibi istediğinizi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Onun dışında data sending dediğimiz yani veri gönderen bu tabi böyle bir saldırıdaki amaç parola gibi hassas verilerle eee ne yapılmış donatılmış bilgisayarda bu şekilde ele geçirip bunları açıp parola koruması vesaire gibi veri almak, veri göndermek gibi nedir işlemleri gerçekleştirmek amaç. Destruction dediğimiz yıkıcı yani burada işte dosyaları bozmak, dosyaları silmek tabi bunlar ileride göreceğiz farklı şeyler de oldu yani mesela dosyaları şifreleyen Artık Truvatı ve Virüs gibi dediğimiz e, zararlı yazılımlar var verilere. Artık özel isimler verilmeye başlandı. E, bu şekilde Truvatları da Trojanlar da var. Onun dışında Proxy FTP Dos yine neleri var? E, Truvatları var. Burada mesela FTP Truvatı ne yapıyor? Bir cihaza erişip dosya aktarım hizmeti sağlıyor. Yani FTP yapıyorsunuz, File Transfer Protokol kullanarak dosyalık işi. veya dosya dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz mesela? burada network yavaşlatıyorsunuz veya durduruyorsunuz veya truva atı bulaştırarak trojan bulaştırarak bilgisayarı siz bir botnet'e dahil ediyorsunuz ve o botnet'i komuta ederek ne yapıyorsunuz bir sunucuya bir servise DDoS saldırısı yapıyorsunuz yani insanlar bugün işte Windows kuruyorlar kaçak olarak ne yapıyorlar crackliyorlar ben ona esprisi yine küreklemek diyorum ve sonrasında bilgisayarlarında fark etmeden ne var? Bir trojan var ve o trojan ne yaptı? O bilgisayar bir botnetin ağı haline getirdi. Arka planda ağım neden yavaşlıyorsunuz? Çünkü arka planda sizin bilgisayarınız ne yapıyor? Bir sunucuya saldırıyor. Sizin haberiniz bile yok. Ya da da başka işlerde alet olmuş. Siz de tabi zararlı yazılım bir e, diyelim ki antivirüs programı da kullanmadınız. E, veya e, zaten kullandığınız işletim sistemi de crackli. Veya işletim sistemi olmasa da başka crackli programlar yükleyerek yine ne yapabilirsiniz? Bilgisayarınıza trovatı bulaşmasını veya bir botnetin parçası olmasına neden olabilirsiniz.